hoş geldin. Evden çıktım. Instagram'da bir anket yapmıştım. Daha doğrusu soru cevap. Haftaya İstanbul'da nereyi gezelim diye. En çok Balat ve Kuzguncuk dendi. Benim de Anadolu yakasını çok iyi bilen İstanbullu bir arkadaşım var. Ondan rica ettim. Nilgün dedim Kuzguncuk'ta gezelim mi? O da dedi tamam. Şimdi Nilgün'le buluşmaya gidiyorum ve bugün Kuzguncuk'ta geziyoruz. Ben araba kullanırken video çekmiyorum. O yüzden böyle köprü manzarası vesaire gibi şeyler paylaşamayacağım. Şimdi yola çıkıyorum. Bir 40 dakika falan veriyor. Kuzguncuk'ta görüşürüz. Biz geldik. Nilgün'le buluştuk. Bu Nilgün. Evet. Merhaba. Senin kanalına hoş geldin. Söylemek istediğim cümle. Şimdi Nilgün'de bir yer açılmış yeni. Orada bir kahve içeceğiz. Orada da oturup sohbet ederiz. Sonra da Kuzguncuk'a gezeriz. Aşırı sıcak. Evet gidelim. Sırayı böyleyken çeviremiyor muyum? Çeviremez. Bir dakika durdurup. Bir komple çeviremez. Şey mi yapayım ama arka kamera daha güzel biliyor musun? Buraya geldik. Rose şerbeti. Ne diyor? Evet bayağı öyle bir şey. Karantin bu. Su istiyor musun? Paylaşayım mı? Paylaşayım. Bardakta içmeyeceğim o zaman. Şimdi şunu da tadayım ben ağaç. Ben bunu yemem. Bakayım ben bir tadayım ağaç. Bu seslerimiz duyulacak mı ya? Boşu boşuna mı konuşacağız? O zaman bakalım ve... Bir bakayım mı bir? Hadi bir ben bakalım Sena. Bakayım mı tekrar ya? Bak ya sen bakıp bana şey yap. Çok oldum ya. 35 kere neyse bunları koyarım belki böyle. İnka. Şey, evet ya bunları koyacaksın. Ne koyacaksın? Ay. Konunun üstte kısmı koymazsan Sena. Ya çabuyordur inşallah. Bu hafıza mı hafıza öyleyse. Bak. Koşu ayak gibi ben bir kere bir türlü ben baktım. Bunları böyle ard arda eklersin. Acı yatmaz böyle. Ay aşağı. Aha bakın Sena balkondan düştü. Dostlar. Kasar ki lan var ya. Aşağı. Hayat pahalından bahsediyorsunuz Sena. Biraz yakın bir konuşmak istiyorum. Bu çok güzel içerikler verebilirim az da sana. YouTube'da patlama yapacak. Değil mi? Anladım şimdi. Şey, ben de başlıklarını düşündüm. Tıklanacak. Oraya hani. Çat çat çat. Bir de kahve içilebilir. Bir de kahve içilir güzel. Şerbet de güzel. Patlat. Bir şey yedin mi? Sen seviyorum. Hiç yemedin mi? Sen yemiş. Siz kahvaltı, kahvaltı gibi yapmadın mı sen? Yok. Biz buraya kahvaltıya gelmedik. Biz buraya niye geldik? Biliyor musun? Ama organik ürünler var galiba. Güzel diye tahmin. Kendi şirketleri var ama. Biz burada galiba tatlı tabanla değer verirler. Aynen. Metet'i bilmiyordum değil mi? Sek o sonra. Sen dün yedin. Ama kasırıyorsan yedin. Ben belki yedim. Sen yiyorsun mesela benim bununla ilgili konuşma. Ya ben yiyeyim de. Ben de evet istiyorum. Bunlar ne zaman attı? Aa bunlar da soğumaz ki. Soğudu ama genelde. Bakacak mısın Selam? Bir bak ya yalan. Hiç bakamıyorum. Sen... Sen bana bakabilirsin bence. Bakan biri altına bir yorumlarsın. Aynen bakayım da. Göz var. Bir tane bence bu ağaç. Ağacın anlamı neyi olur ki? Kök salmak. Bir yere kök salacağım. İnşallah bir kök mü yeriz? İnşallah diğer ağacı kök salabilirim.
Hiç dışarıda bu arada hava baktırmıyorum. Önemli bir bilgi. Var mı? Bu önemli bir bilgi. Şu an herkese evet hiç baktırmadım. Hiç baktırmam da yani. Yapmam da yani. Ha ben. Ben sana şey söyleyeyim mi? Bunu bak anlatır. Gönder şimdi Selam. Bana bir tane fal üstüne fal olacak. O zaman burcundaki Selam bak böyle böyle bir falcı var. Ben bir kere gittim. İnanılmaz biliyor dedi. Gittik işte biz. Ondan sonra bana şöyle dedi. Sen bana dedi ki slot dedi o zaman. Karşı yakada dedi. Bir kalabalığın içine gireceksin. Sığışamadım. Ve o gün dedi gitmek istemeyeceksin aslında ama git dedi. Çünkü o ortamda biriyle tanışacaksın ve senden büyük dedi. Ve evleneceksiniz dedi. Git o gün dedi. Ay sonra ben diyorum ki işte orada. O fala baktı. İşte fala baktıracağım o insan geldi. Ben de böyle işte dedim böyle ya o arada gerçekten öyle bir şey yok ama yani hani yeni bir ortama girebileceğim bir şey yok. Bir de zaten çok girmem yani bir ortamı biliyorsun. Ondan sonra bankadan bir tane şey arkadaş vardı İnci. Ben de İstanbul'a yeni taşındım ya bana şey dedi Selen dedi hani İstanbul'a yeni geldin. Böyle hafta sonu bir şeyler yapalım istersen bir sergiye bir şeye gidelim gezmeye falan dedi. Dedim tamam olur. Ondan sonra şey dedi akşam da bakarız dedi duruma göre. Sonra cumartesi sabahıydı hiç unutmuyorum. Uyandım bir yağmur ama öyle böyle değil. Dedim ki İnci ya ben gelemeyeceğim. Çalışsın. Çok kötü yani kalkacağım ta da oradan işte şeye Taksim'e gideceğim falan. Onu çok dedim gözümde büyüyor. Yağmur yağıyor ben gelmeyeyim. Ya işte dedi saçmalama işte daha dedi işte Haziran başıydı. Ona bakarsan dedi işte habire yağmur yağdığını şey mi yapacaktın? Saçmalama program miktarı olur falan filan. Ya diyorum ben bak sevmem yağmurda gezmeyi falan. Gerçekten hiç sevmiyorum ben işte. Hiç gelmiyorum. Aynen ben de hiç hoşlanmıyorum yani. Sonra işte dedik yok dedi gel 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 falan. Biz o gün herhalde tanıştık. Aa. Nerede tanıştın? Sadece. Şey, Unter vardı ya. Aha, Unter. Karaköz'ün. O da şöyle oldu yani biz önce sergiye gittik İnci'yle. Ondan sonra İnci dedi ki benim de Ankara'nın arkadaşlarım var. Gel sen dedi. Yok. Yok. Ya Eren arkadaşlarından biri miymiş? Ha, evet o. Ondan sonra ya bak başlığa bak. Eşimle nasıl tanıştım? Ay evet ya çok güzel. Romantik. Evet. Romans. Aşırı romans. Mesela aşırı romans. Yağmur babam da dinliyor. Karaköy'de. İzliyor mu babam videoları? İzliyor. Sonra biz akşam o gün sergiyi gezmiştik. Nereye gittik? Pera'ya gitmiştik. Pera Müzesi'ne. Ondan sonra dedi ki arkadaşlarım işte Cihangir'de olacaklarmış gel ben de şey diyorum kıza ya çok zor olacak hani arabayla gece döneceğim falan bende kalırsın dedi. Ya o gün bütün sınırlarımı böyle açtım ya işte İnci gelmesen mi falan yok ki saçma ben yalnız yaşıyorum gel bende kal falan. Çok da şey bir kız yani çok düzgün bir kızdır böyle İnci kalırsın yani evinde. Yoksa biz kalamayız. Aa yoksa kalmam hayatta. Ne sıkıntı. Hiç hoşlanmam. Sonra Karaköy'e gidelim onlar oraya gelmiş dedi. Ben de bu arada onun Karaköy'ün Karaköy olduğu zamanlar. Tabii ki 2015 ya. Öyle. Ondan sonra işte gittik böyle. Herhalde yüzümüzü gördük. Gör görmez aşkım. Gör görmez bilmiyorum. Gör görmez yani. Elektrik olduğumuz senin. Evet. Bir şey oldu. Gör görmez bir elektrik bir şey olmadı. Eren benim hiç yüzüme bakmadı mesela. Şey olmadı. Yemin ederim sana. Ben böyle aşırı gıcık olmuştum. İnanılmaz gıcık oldum Eren'e ya. İnanılmaz. Bak böyle konuşuyoruz ya. Falan yapıyor. Bayağı böyle takıldık falan filan işte. Çok iyi. Biz ayrıldık falan. İnci'ye dedim ki bu ne ya dedim. Ama daha taksiye bindiğimiz gibi bu ne ya bu çocuk ne falan dedim. Ondan sonra dedim ya bir şey Eren öyle değildir aslında falan dedi böyle. Ya aşırı gıcık oldum dedim. Bir an beni karşı karşıya getirme dedi. Yani şöyle yaptı bana ya. Ayrılıyoruz mesela. Memnun oldu yaptı. Adam taksiye bindi. Çok iyi. Dedim ki bu kim ya? Sen kimsin? Ayrılıyoruz. Kimsin ya neden taksiye bindi? Hiç ne gördün? Evet. Ağlayarak. Şöyle. Ondan sonra ben de gece... Çok iyi içerik ama bunu tamamını koyamayacaksın. Koyamam ya. Koyamam. Yani Eren'e sormam lazım. Eren'e sormam lazım. Da Eren'i orada yüklersin ama zaten eşinle. Kıracağım zaten. Ben bak sana ne anlatacağım. Konu konuşacağım varmış benim de. Geçen cumartesi işte şeye gittik ya Contemporary'e gittik. Yani. Oradan çıktık. Ay, çok pahalıydı. Biletler çok pahalıydı o yüzden gitmedim gayet. Yemin ediyorum. Dedim ki bilet çok pahalı gidemeyeceğim. Çok pahalıydı ama gerçekten. Nişantaşı korkunç bildim. Böyle yani. Yeri yok. Sonra dedik ki canım hamburger istiyor dedi. Ondan biz oturduk yedik falan ama hamburgeri nasıl yersin? Biz ayı gibi yiyoruz yani Eren'le. Ben de öyle yiyorum. Falan diye. Ondan sonra kalktık. Pazar günü bana mesaj. Dün sizi gördüm Müsret'te. Yan masamdaydınız. Şey dedi, ama ya böyle çok tatlı bir mesaj atmış. Yan masanızdaydınız. Ondan sonra ben fark etmedim aslında.
annem şöyle dedi, sizi takip ettiğini bilmiyor. Ondan sonra yan masadaki... Yan masadaki kızını sandı geldi başlıyor. Aynen, yan masadaki var, o iyi gibi. Yan masadaki kadınla eşi ne kadar birbirine benziyor, baksana demiş. Bir döndüm baktım diyor, sizsiniz diyor. Benziyorsunuz ama siz herhalde, bayağı benziyorsunuz. O bizim çocuğunuz ne olursa. Aynen, bu yine. Aynen, komplek. Hani acını yapıyorlar ya, acını çocuklara. Ve İbrahim Tatlıses'in çocukları. Biz de. Siz de öyle olacaksınız. Çünkü ismi de şey koyayım, Selen. Selen. İncek. Peki, şöyle konuştum. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Kapat zaten, yeterince çıkmıştır daha bol. Başka bir yerlerde daha çekersin. Evlerin oraya gideceğiz değil mi Nigel? Evet. Onun öncesinde de şöyle manav falan göstereyim. Fiyatları falan alalım mesela. Ürünler çok iyi. Maskeyi böyle tak çıkar yapıyorum ben. Döner. Döner. Metet. Ay çeken biri olunca mükemmel. Her gün video koyarım böyle bak. Mesela burada hamburger yedin mi? Yok. Yeni açılmış orası. Gösterelim. Ama gelmedik. Pulat çiftliğinde iki Türk kahvesi içtik. Değil mi? Başka bir şey içtik mi? Ha, bir de su. Bir de su. 40 lira geldi hesap. Devam edeyim mi? Et et. Portakalcı. Fon olan yere doğru yürü Selen. Fon. Her şeyi değerlendirmek. Buranın fonu bayağı iyi çıkıyor. Her yerde. Çok iyi içerik çekti. İçerik yani. İçerik gibi içerik ya. Sokağın altına gibi. Nigga yoruluyorsan çekme öyle. Yo, sen bunları kesip içersin zaten. Sen oradan bana şey veriyorsun, sufle mi deniyordun? Sufle vermem lazım da vermiyorum işte. Neyse ben sana soruyorum. Şu kilise sen... var mesela. Oh. Zile basalım mı? Zile basıp kaçmak ister misin? Bak deneyelim. Hiç açık rast gelmedim. Maskeli aşkımız. Zile basayım mı sence? Gezmek istiyor musun? Gezerdik ya, hiç gezmedim ben. Ben de gezmedim burayı, hiç de sormadım. Gel evlere gidelim önce. Tamam. Sonra dönerken soralım. Bir de buraya bakalım gelmişken. Ay şurası şeymiş bu arada. Bir gün söyledi, ben bilmiyordum. Ekmek teknesinin çekildiği evmiş. Ay çok güzel. Artık sonuna doğru gelmişiz. Nilgün'ün anlattığı kadarıyla. Yine bir ara sokak yaparız artık tarafta. O arabayı park ettiğimiz yerin orada galiba bir şeyler vardı değil mi? Tamam. O aralara gireriz. Birkaç ara sokak daha yaparız diyor Nilgün. Bir de ben gerçekten acıktım. Ve yolumda olduğu için yemek yiyip gideceğim. Metete gideceğiz. Yemeği çekmem herhalde ama mekanı çekerim.
Ayıp söylemesi İskender. İskender canım. İskender. İskender yerim. Ondan sonra da bir, belki bir kafe daha yaparız biz. Ay yoruldum ha, sıcak. Nilgün de işte. Maskesiyle. Sürüklediğim, peşimde sürüklediğim. Aftırı yapacağım. Selen'le bir gün. Sen şeyi yap. Ben after'ını yapacağım. Selen'le bir günün ardından neler yaşandı? Gerçekten nasıl? O sırada neler oldu? Evet. Kamerayı açınca bir anda nasıl değişiyor? Şok. Öyle işte, biraz daha bakınıp aşağı ineceğiz. Şimdi buraya gelen müşteriler kaderimiz gibi üzgünüm. Mete'de geldik. Mete'de bu İskender yiyeceğim. Nilgün dün döner yediği için tekrar yemek istemiyor. Evet, sen çözdük mü? Ben tek başıma geldim. Bu da gitti. Kendine yaktı. Tam öyle oldu. Biraz gözük de gerçek olduğum belli olsun. Böyle biri var. Ben uydurmadım. Kollarımı gördükten sonra sadece mercimek çorbası. Şey gibi yapayım sana, Hülya Avşar'ın yüzüne yapsa ve burnunu yok etsersin. Bir daha böyle bir şey. Evet ama teşekkürler sana. Sen kendine bence şey yapıyorsun. Hayır, sen de çok sevsin, iyice şey olur. Zaten benim kollarım vardır yani. Benim de kolum yok işte. Bileceğim ya. Sen istemez mi? Acıktım. Ben çorba içeyim. Değil mi canım? Mümkün mü duydum? Bayram oldu mu yedin bunu? Bayram oldu. Ben İskender istiyorum. Ben mercimek çorbası yapacağım. Var değil mi? Hasta. Az mı? Yok, normal olsun. Çünkü sadece onu yiyeceğim. Döner mi? Başka bir şey. Teşekkür ederiz. Siz döner. Ben İskender bayağı. Şey, İskender. Tamam, İçecek efendim. Ne? İçecek zero istiyorum. Kola. Kola çiğ. Şey, yemekle beraber gelebilir miyiz? Bir İskender, bir çorba, bir de kola. Teşekkür ederim. Atıyorsun. Paylaşacağım. Koyun olur mu? Tamam. Baget güzeldi, bence baget alabilirsin. Bir bagete gidelim bir tane. İstiyor musun eve? Karnım doydu. Ekmeğimi aldım. Ondan sonra gezdim. Kahvemi içtim. Verimli bir gün. Şurada bir yer var. Yine çekemiyorum bak. Böyle. Böyle mi yapacağım? Ha, öyle döneceğiz. Mesela. Aa, otoparka gelmişiz. O kafe boş mu bakalım? İlk geldiğimizde bir kafeyi denemiştik. O şey çok kalabalık, oturamadık. Şimdi orada son bir şansımız deneyip kahvemizi içeceğiz. Bu şekil. Bu şekil bir etkinlik günü. İçeri al. Son. Son alıyorum. Son alıyorum. Burası çok güzelmiş. Çok burası gerçekten çok güzelmiş. Ay buraya bakıyorum kendime ya, kamera orada. Ben de sadece oraya bakıyorum Selen. Bak kendine de bakmaya doyamadığımız gibi. Fotoğraf çekmek için bence burası çok güzel. Renkler çok güzel. Glow Cafe adı. Evet. Ortam şöyle. İskelenin çaprazındaki sokak. Bir daha tarif et. İskelenin çaprazındaki sokak. Bak tam karşıda. Tam karşımızda Kuzguncuk iskelesi var. Kafe gerçekten çok güzel. Fotoğraf çok güzel çıkıyor. O yüzden arkada fonda ben sürekli poz veriyorum. Çok tavsiye ediyorum burayı yani. Buradan sonra artık dağılırız herhalde, değil mi Nebim? Benim yolum uzun. Kapanış yapalım. Sen neden anlaş değerli takipçilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yer için aslında bir yoğun istek var. Balat isteniyor.
Balat'ı kimle görüşeceksin? Ben de tabii ki. Yine Nilgün'le. Balat'ı ben çünkü çok bilmiyorum yine. Böyle. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Bye bye.